vatandaşın yapabileceği ev alırken ve kiralarken binanın az önce de konuştuğumuz gibi yapım yılına bakmak. Burada şimdi öne çıkan bazı yıllar var. Şimdi 2001, 2007 ve 2018 yılları deprem yönetmeliklerinin iyileştirildiği yıllar. Yani 2001 yılından önce yapılan binalar, az önce de bahsettik, denetim sisteminin, yapı denetim sisteminde olmadığı. Zaten çok kötü bir deprem yönetmeliği varmış ki 99'da binalar depremden bu kadar etkilenmiş diyerek iyileştirilen bir 2001 deprem yönetmeliği var, yapı denetim sistemi var. Dolayısıyla 2001 bizim için önemli. Ben 2001'in ortasına kadar geldiği için hep bir yıl sonrasını vatandaşlara söyleyeceğim ki aylarını falan karıştırmasınlar. Örneğin bir ev alıyorlar, 2002 yapımını görüyorlarsa güzel. 2002'den önce yapım yılı varsa o zaman ben mesela Sıkıntılı kötü, mı? uzak duru, daha soru işaretiyle yaklaşılacak bir binadır. Mesela 2002'den önce mi hocam? evet, 2002'den önceki binalara soru uzak. işaretiyle yaklaşılmalıdır. Yapım yılı 2001 yazıyorsa da, şimdi 2001'in ortasında çıktı çünkü bu denetim sistemi konusu. O yüzden bazılarını faydalandırıldı. Orada değişiyor. Noter imzası yapıldıysa bir önceki yönetmelikten faydalanabilir gibi çok değişik. Şimdi vatandaşın kafasında karıştırmayacak bazı usuller var. O yüzden hiç soru işareti yaşamadan 2002 yılının öncesi bir yapıysa biraz daha temkinli davranıp gitsinler. Hatta sorabilirler de bu hangi yıl deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır diye belediyeden bu bilgileri alabilirler. Belediye derse 2001 deprem yönetmeliğine göre yapıldı, güzel. Belediye derse 2007 imar deprem yönetmeliğine göre yapıldı, tamam, daha güzel. Eğer derse ki 2018 deprem yönetmeliğine göre yapıldı, o zaman çok çok, o zaman harika. Bu yılları da neden veriyorum? İşte dediğim gibi, atıyorum 2006 yılından bir yapım yılı olan bir bina beğenilmiştir. 2008 yılı yapım yılı olan bir bina ile aynı arasında kalınmıştır. 2008'i seçmekte fayda var. Çünkü zaten bu resmi bir şey. Deprem yönetmeliği neden yenilenir? Bir önceki yetersiz görüldüğü için iyileştirilir. Demek ki ben anlıyorum ki 2001 deprem yönetmeliğinden önceki yönetmelikle inşa edilmiş bir bina, 2001 deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş bir binadan daha güçsüz. Bu temel yıllar olduğu için bunları verdim. Ancak bu da şu anlamada gelmez. 2001 deprem yönetmeliğinden önce yapıldıysa kesin yıkılacak mı? Hayır, yıkılmayabilir. Yıkılmayan örnekleri de var. Diğerlerine görece daha riskli olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğimiz proje, inşaat, denetim ve kullanım aşaması sağlıklı ilerlediyse onun da ayakta kalma durumu elbette ki var.